Ne haber Ozan, nasılsın? İyidir Tolga. Senden ne haber? Merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ozan, bir konuşalım mı seninle? Olur, olur tabii. Konuşalım. Ben gidiyorum, haberleşiriz. Gelsene. Ya Ozan, bir durum var da benden duy istedim. Babanla mı barıştın? Ben tahmin etmiştim. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm. Yok, üzülecek bir şey yok Tolga. Gerçekten yok. Baban sonuçta. Hem İçim hiç rahat etmiyordu zaten, biliyor musun? Çünkü senin babanla olan ilişkin benim babamla olduğu gibi değil. Oğlum, baban senin için kurşun yedi. Önünü atladı adam. Kopamazsın tabii. Haklısın. Olsun o zaman, ben yine de sana karşı çok mahcup hissediyorum kendimi ya. Ne bileyim. Şu şirket işini de yapamadık. Saçmalama ya, dert ettiğin şeye bak. Zaten o 200 bin dolarla bizim istediğimiz şeyler çok zordu be Tolga. Bunun olmayacağını sen de biliyordun. Yani biz sadece güzel bir hayal kurduk işte. O kadar, boş ver. Üzme kendini. Seni çok iyi anlıyorum kardeşim. Gerçekten bak. Zaten Oylum'la da aranızda bir şey kalmadı. Hayatında onu hatırlatacak bir şeyi görmek istemezsin artık. Öyle değil mi? O zaman biz Selin'le bir yola girdik. Nişanlandık biz. Hayırlı olsun. Mutluluklar dilerim. Ben artık gideyim. Bu arada şunu söylemek istiyorum sana. Babamın sana yaşattığı şeyi hiçbir zaman doğru bulmadım. Hiçbir zaman da doğru bulmayacağım. Bence bedelini ödemesi lazım. Ne gerekiyorsa yap. Ama bir şey rica edeceğim senden. Babam hakkında bir şey ele geçirirsen, bir şey öğrenirsen... Merak etme. Sana söylemeyeceğim. Seni asla arada bırakmam. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Merak etme. Zaten eskisi kadar görüşemeyiz artık. Haberin olmaz yani. Çünkü sen oğlumu görmek istemezsin. Değil mi? Selin de zaten senin oğlumu görmek istemez. O zaman... Neyse, boş ver bunları. Sen kendine dön. Hayatına bak, mutlu olmaya bak. Boş ver. Sağ ol Ozan. Sağ ol. Sen de sağ ol.